Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Bakara suresinin 254. ayetinden itibaren okuyoruz. Ya eyyühellezine amenû. Ey iman edenler. Ya eyyühellezine amenû denildiği vakit bu ayet nerelidir? Bu Mekke. Mekkelidir. Ya eyyühennâsü denil. Yok, Medine. Ya eyyühellezine amenû Medineli olduğunu gösteriyor. Ya eyyühennâs Mekkeli olduğunu gösteriyor. Ya eyyühellezine amenû. Ey iman edenler. Enfiku, infak edin. Mimma razaqakum. Mimma o şeyden ki razaqnakum. Size rızık olarak verdiğimiz şeyden infak edin. Neyi infak edin? Zekatı. Onun zekatını verin. Yani size vermiş olduğumuz rızkı ne yapın? İnfak edin. Min kabli en ye'te yevmun la bey'un fihi ve la hulletun. Min kabli en ye'te yevmun. Öyle bir gün gelmeden ki la bey'un fida'un fi, o günde fida yok. Ve la hulletun sadakatun tenfe'u, fayda veren sadakat da yok. Yani o gün ki orada fide vermek, azabdan kurtulmak için fide vermek yok. Fayda veren sadakat, dostluk da yok. O gün gelmeden önce size rızık olarak verdiğimizde neydin? İnfak edin. Ve la şefaatun. O gün ki onda fida yok. Bak, la bey'un fihi ve la hulletun fihi ve la şefaatun fihi. Hepsinde ne var? Fihi mukadderdir, makablın karinesiyle. Şefaat yoktur bi gayri iznihi. Allahu Zülcelal'ın izni olmadan o günde şefaat yok. Demek izniyle birlikte ne var? O günde şefaat var. Öyleyse şefaat inkar edilmez. Şefaat, Yüce Allah kime kimin için şefaat izni verdiyse o onun için şefaat yapabilir. Oldum. Ve huve yevmul kıyameti. O gün ki o günde yok, hullet yok, şefaat yok. O hangi gündür? Ve huve yevmul kıyameti. O da kıyamet günüdür. Ve fi kıraetin bi raf'i selaseti. Bir kıraate göre demin okuduğumuz gibi, zaten bizimki bu kıraat. La bey'un ve la hulletun ve la şefaatun. Bir kıraate göre ne okunur? Raf'ı okunur. O zaman la'yı ne olur? La'yı nafiyedir, amelden ihmal edilmiş deriz. Ve yahut da lay mana leysedir. Lay mana nedir? Leysedir. Lay mana leyse ismini ne ediyor? Rafa ediyor. Biri derse tamam. Lay mana leyse dersek bey'un, hulletun, şefaatun lan ismidir dersek tamam. Ama dedik ya lay nafiye amelden ilga edilmiş, ihmal edilmiş ya diyebiliriz. Burada ilga edilmenin, İhmal edilmenin gerekçesi nedir? Gerekçesi tekrardır. La nefi cins. Tekrar edildiği vakit amel de yapabilir. Ameli de caiz. İlgası da nedir? Caiz. İ'mal, ilga ise nedir? Caiz. Onun için burada la nefi cinstir. Tekrarından dolayı ne yapılmış? İlga edilmiş de diyebiliriz. La imanı leyse de diyebiliriz. Peki
Bir kıraata göre bir raf'i selaseti, diğer kıraata göre la bey'e fihi ve la hullete ve la şefaate. O zaman la'yı nedir? La'yı nefi cinstir. Bu bey'e hullete şefaate mebni alel fethedir. Mebni alel nedir? Fethedir. Mahalle mensup nesbesi fetheyle ne olur? La'nın ismi olur. Hani la'yı nefi cins İsmi mufred olunca, idafe olmayınca ne olur? Mebni alel fethe olur. Mahalle mensub ne olur? Mahalle mensub la'nın ismi olur. Vel kafirune billahi. Allah'a karşı kafir olanlar, Allah'ı inkar edenler. Ev bima furide aleyhim. Yahut da kendilerine farz kılınan şeye karşı kafir olanlar. Yani feraidleri yerine getirmeyen. Peki şimdi vel kafirun billah, Allah'a karşı kafir olanlar, Allah'ı kabul etmeyenler ne olur? Zaten kafir olur. Ev bi mağfuride aleyhim. Mağfuride ile nedirler? Kafir. Şimdi iki manası. Farz olan şeyin farziyetini kabul etmemek, o da nedir? Küfürdür. Ya öyle deriz, yahut da bir mağfuride aleyhimle kafirdirler, gaye amelleri işlemiyorlar, yerine getirmiyorlar. Amel yerine getirmeyince, o zaman buradaki küfürden murat, mecazi bir nedir? Küfürdür. Mecazi küfür ne demek? Yani ameli ne etmiyorlar? İşlemiyorlar. Kendilerine farz olan amelleri yerine getirmiyorlar. Vel kafirune humuz zalimun. Bu hum demirul fesl. Ayet-i muhtahaber marife olunca hasil ifade ediyorlar. Kafirler, Allah'a karşı kafir olan, mağfuride aleyhime karşı kafir olanlar humuz zalimune. Onlar nedirler? Onlar zalimdirler. Onlardan başka zalim yoktur. O kadar mübalağalı bir şekilde söylemiş. Vel kafiruna humuz zalimun. Kafirler zalimdirler. Onların gerisi nedir? Zalim değil. E tabi kafirlerin gerisi günahkar müminler. Günahkar müminlerin zulümleri olsa da bunlar kader değil. Günahkar müminlerin zulmü bunların zulmü karşısında yok hükmündedir. Onun için sanki kafirler zalimdirler, kafirlerden başka zalim olan yoktur. Peki zulüm ne demek? Zulüm, وَدْعُ الشَّيْنْ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ. Onlar zalimdirler, ne yapmışlar? لِوَدْعِهِمْ اَمْرَ اللّٰهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ. Onlar Allah-u Zülcelal'ın emrini غَيْرِ مَحَلِّهِ, yeri olmayan yere koyuyorlar. Dolayısıyla ne olmuş oluyorlar? Kafir olmuş, zalim olmuş oluyorlar. Zulüm nedir? وَدْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ. E burada da kafirler Allah'ın emrini yerine getirmemişler. Yerine getirmemek suretiyle Allah-u Zülcelal'ın emri فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ'ne ne etmiş oluyorlar? Vad etmiş oluyorlar. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَيَّتِ يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. 254. ayet bu şekil bitti. 255. ayete geçelim. O da ayetül kursidir. Ne demek? O ayet ki kursiyuhu. Allah-u Zülcelal'ın kürsünün lefzi orada geçiyor. Allahu la ilahe. Ne demek? Ey la ma'bude bi hakkin fil vücud. Vücutta ma'bude bil hak yoktur. Ey la ma'bude bi hakkin fil vücudi. Ey la ma'bude bi hakkin fil vücud. Vücutta ma'bude bi hak yoktur. Yani ne demek? La ma'bude bi hakkin mevcudun.
ma hakkıyla, liyakatiyle kendisine ibadet edilen bir mabud mevcut değildir. İlla hu. Ancak kimdir? Allahu Zülcelal'dir. Mevcud mabude bilhak, Allah'tan başka kimse yoktur. O Allah ki el-hayyu, el-hayyu huvenin neyi oluyor? Sıfeti oluyor. İlla huve el-hayyu. Oldu. Hay ne demek? El-daimu bil-beka'i. Daime bil-beka'dır. Yani ne demek? El-daimul beka'i de olsasın ki nedir? Ben var. Bil beka yok mu? El-daimul beka'i, daim. Yani o ki bekası nedir? Daimedir. O zaman Allah-u Zülcelal'ın madem bekası daimidir, onun hayati zatından kaynaklanıyor. Allah-u Zülcelal'ın, bak bizim hayatımız gayrden kaynaklanıyor. Geçici hayat, başkasından insana sirayet edendir. Bizim hayatımız Yüce Allah tarafından bizlere sirayet edilmiş. Allah-u Zülcelal'ın hayati, daimul baka, onun hayati daim olduğu için, bakası daim olduğu için, o zaman Allah-u Zülcelal'ın hayati zatidir. Öyle değil mi? Fe hayatuhu zatiyen. Onun hayati zatidir. Gayri değil. Gayrle. Hani ayetül kürsi diyoruz, manası nedir? La ilahe illa huve el hayyu. Allah'tan başka hakiki bir mabud mevcut yoktur. O Allah'ın sıfeti ki el hayyu, daimul bakadır. Hayati zatidir, daimidir. El kayyumu, el mubaliğu fil kıyami bi tedbiri halkihi. Kayyum, o ki halkının tedbirinde mubaliğul kıyamdır. Yani halkının tedbirini çokça yerine getiriyor. Mükemmel bir şekilde halkının tedbiriyle kıyam ediyor. Şimdi el mubaliğul kayyum sıyası mubaliğe içindir. Hani meşhur olan derrabun, derubun, midrabun, alimun, hadinun, o beş meşhur sıyadan biri değil. Ama niye? Çünkü oradan buna benzer derub var, şedesiz. Bu kayyum şedelidir. O meşhur beş sıkadan biri her ne kadar değilse de ama mübalağa sıkalarından biridir. Meşhur olanlardan olmasa da meşhur olmayan mübalağa sıkalarından biridir. El kayyum. El mübaliğu fil kıyami bi tedbiri halkihi. Halkın tedbirinin kıyamıyla son derece mübaliğdir. Oldu mu? La te'ekhuzuhu sinetun ve la nevmun. La te'ekhuzuhu sinetun. Nuasu. Sine demek, nuas demek. Nuas ne demek? Uykulanmak demek. Hani insanın, insan uyumadan önce bir ne ediyor? Uyukluyor. Gözleri kapanıyor, gidiyor, geliyor. Konuşanları anlıyor, tam dert edemiyor. Yani sinet, uykunun öncülüğü olan mukaddimesidir. Allahu Zülcelal'a sinet olmaz. La te'ehuzu sinetun. Öyle değil mi? Sinet, Allahu Zülcelal'a yok. Peygamberlerin nevmu da sinettir. Bizim gibi peygamberler, dört dörtlük kalpleri gaflete, havasları devredişi olmuyordu. Onların uykuları, dinlenmeleri sinet iledi. Kitaplarda öyle geçiyor. وَلَا نَوْمٌ لَهُمْ بَقْ لَا تَأْخُذُوا سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ yani لَا تَأْخُذُهُ نَوْمٌ bir uyku da ne etmez? Allah-u Zülcelal'i akz etmez. Allah-u Zülcelal'a ne bir sinet peyda olur, uykulama, ne bir nevm ne olur, peyda olur. Oldu mu? Biri derse sinet olmayınca zaten anlaşıldı ki ne yok? Nevm yok. Niye bir daha nevmi söyledi? Biz diyoruz ziyadetül idah için. Ziyadetül idah için olabilir. Anlıyorsun değil mi? Veyahut da deriz ki bazılara sinet yok ama olabilir ki sinet olmaz, nevm olabilir. Niye? Çünkü sinet insanın elindedir.
Nevm insanın elinde değil. Bak insan sinet esnasında bir şeyler işitiyor, kalkabiliyor, oturabiliyor, bir şeyler tam olmasa da az olsa daha işitiyor, görüyor. Ama nevm esnasında hiçbir şey yok. Ha onun için sinet yoksa nevm yok anlamına gelmez. Belki sinet yok, nevm olabilir. Onun için getirdi, sinet de yok, nevm de yok. E bir de ise melaketlere de ne yok? Sinet yok, nevm yok. Melaketler bu sıfette Allah'la ortak oldular. Biz diyoruz melaketlerin sineti olmaması. Öyle değil mi? Nevmi olmaması Allah-u Zülcelal'ın haberiyle biliyoruz. Allah-u Zülcelal bize haber vermiş ki melaketlerin nevmi yok, sineti yok, bize yok biliyoruz. Öyle değil mi? Akla bilinen bir şey değil. Ama Yüce Allah'ın sinetten, nevmden münezzeh olması akılla bilinen bir şeydir. Neyle bilinen bir şeydir? Akılla bilinen bir şeydir. İnsan, aklı selim sahip olan bir insan, aklını kullanırsa Allah'a nevm, sinet olmadığını bilir. Niye? Çünkü nevm, sinet futuretten kaynaklanıyorlar. Acizlikten kaynaklanıyorlar. Dinlenme ihtiyacı insan hissettiği için bunlar oluyorlar. Bunlar zayıf mahluklara vardırlar. Allah'a, Allah neyin mahlukatlara benzer, ne bu durumlar Allah'a peyde oluyorlar. Öyleyse Allah'a nevm, sinet de olmaz. Bildiniz değil mi? Ha bir şey daha diyebiliriz. Melaketlerin sineti, nevmi olmaması o Allah-u Zülcelal'dan kaynaklanıyor. Allah onlara bu gücü vermiş. Ama Allah-u Zülcelal'ın sineti nevminin olmaması Allah-u Zülcelal'ın zatından kaynaklanıyor. Demin söylediğimiz gibi hayat da bizde var, Allah'ta da var. Ortaklık mı var? Yok. Bizim hayatımız Allah'ladır. Allah'ın vergisidir. Allah-u Zülcelal'ın hayatı nedir? Zatidir. Onu da diyebiliriz. Allah'ı tanıtmaya çalışıyoruz. Allah-u Zülcelal mabud-i bilhaktır. Ondan başka mabud-i bilhak yok. Bir. Allah-u Zülcelal daimul hayatır, daimul bakadır. İki. Allah-u Zülcelal halkın tedbirinde, tedbirinin kıyamında çok mübaliğdir. Üç. Allah-u Zülcelal'a sinnet de yok, nevm de yok. Dört. Başka? Lehu ma fis semavati ve ma fil ardi. Ma fis semavati ve ma fil ardi. Muhtedan lehu haber olur. Semavat, arada olan her şey Allah'ındır, Allah'ın gayrisi değildir. Buradaki haberin takdimin içindir? Hasır içindir. Peki semavat ve arada olan her şey kimindir? Her şey Allah'ındır diyoruz. Ne yönüyle Allah'ındır? Mülken ve halken ve abiden. Veyahut da milken ve halken ve abiden. Mal, mülk itibariyle, yaratılış itibariyle, abd itibariyle. Yer ve gökte ne varsa Allah'ın neydir? Memlükü'dür. Allah'ın mahlukudur. Allah'ın abidleridirler. Abid tabi yani canlı olan, akli olan ins ve cinler için geçerlidir. Mülk ve halk bu amdır. Başka Allah'ın sıfatine nasıl Yüce Allah'ı tanıyoruz? Bu ayetlerin telkursi iyi dikkat edin. Her zaman okun ve manasını düşünün. Çünkü bu ayet bize Allah-u Zülcelal'i tanıtıyor. Men zellezî yeşfe'u indehû. Allah katında kim şefaat yapar? Ey la ehade yeşfe'u indehû. Demek ki buradaki men istifam, istifamı nedir? İnkaridir. Allah-u Zülcelal'ın yanında şefaat yapan hiç kimse yok. İlla ancak şefaat yapar biiznihi. İlla biiznihi. Ancak ne? Ancak Allah-u Zülcelal'ın izniyle biri onun yanında şefaat yapar. Yoksa onun yanında onun izni olmadan hiç kimse şefaat yapamaz. İlla biiznihi. Kimin izniyle? Allah'ın izniyle. Lehu kime? Ehade. Fihanede, şefaatte.
İlla bi iznihi lehu fiha. Allah-u Zülcelal'ın şefaatta birine vermiş olduğu izinle ancak şefaat yapabilir. Yoksa şefaat konusunda Yüce Allah'ın izin vermediği kişi şefaat yapamaz. Demek Allah'ın sıfatlarından biri de odur ki onun izni olmadan onun katında kimse şefaatta bulunmaz. Şefaati inkar etmek küfürdür. Keyfiyeti değil. Dese şefaat yok. Bu küfürdür. Ama insanlara şefaat yok, şeyhlere yok. Keyfiyeti inkar etmek küfür değil. Ama kökten şefaati ne etmek? İnkar etmek. Ha birden inkar tevhile binan olursa küfür değil. Tevhilsiz inkar küfür. Mesela ayet-i celil'e nazır olmuş Hazreti Ayşe annemizi ne ediyor? Radiyallahu anhayı küfürden beri kılıyor. Şiiler ona ne diyorlar? Zani diyorlar haşa. Ayeti inkar etmiş oluyorlar. Kafir oluyorlar mı? Yok. Niye? Çünkü onlar tevhile binen bunu diyorlar. Bu ayet Hazreti Ayşe hakkında değil de başkası hakkındadır derler. Tevhile binaen olduğu için kafir değil. Ha biri şefaatin keyfini inkar ederse kafir olmaz. Şefaati tevhile binen inkar ederse belki kafir olmaz. Ama tevhilsiz alal itak şefaat yok derse bu Kur'an'ın çok ayetlerinde geçiyor ki ne var? Şefaat vardı. Öyle değil mi? Mesela en mühimi şefaatul uzma Efendimiz'e kıyamette vardı. Ya'lemu ma beyne eydihim eyil halkı. Halkın ellerinin önünde yani huzurunda olan şeyi de biliyor. Ve ma halfem onların arkasında olan şeyi de bilir. Peki ma beyne eydihim nedir? Ve ma halfem nedir? Ey min emri dünya. Ma beyne eydihim emri dünya vel ahireti emri ahiret. Yani Yüce Allah emri dünyayı da bilir. Emri ahireti de ne eder? Bilir. Ya'lemu ma beyne eydihim eyil halki ve ma halfahum. O ma beyne eydihim min emri dünya. Ve ma halfahum min emri ahireti. Lafun neşr burada nedir? Murettebdir. Oldum. Başka Allah-u Zülcelal'ın ne sıfatı var? وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ İnsanlar Allah-u Zülcelal'ın ilminden hiçbir şeye ihateleri yok. Yani Allah'ın ilminin hiçbir şeyine ulaşmıyorlar. Ne demek? اَيْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْءٍ مِنْ مَعْلُمَاتِهِ İnsanlar Allah'ın ilminden murat, Allah'ın malumatları demektir. İlmezsen bana ismul mef'ul. Ey la ya'lemune, insanlar, cinler bilmezler. Şey'en min ma'lumatihi. Allah-u Zülcelal'ın malumatlarından hiçbir şey ne etmiyorlar? Bilmiyorlar. İlla bimaşa'e. İlla o şey ki Allah-u Zülcelal dilenmiş. En yuallime, öğretsin. Hum, ins ve cinlere. Bihi, omayı. Minha, o malumatlardan. Peki Allah-u Zülcelal onlara öğretse de neyle? İhbari Rusuli. Peygamberlerin ihbariyle malumatlarından hangi miktarı insanlara öğretmek istediği miktardan fazlasını bilemezdi. Yani Allah-u Zülcelal'ın malumatlarından Allah-u Zülcelal irade ettiği miktarı insanlar ancak bilebiliyorlar. Cinler ancak bilebiliyorlar. Allah-u Zülcelal'ın öğretmediği, öğrenmek istemediği malumatlarını kimse bilmez. Tekrar ediyorum. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اَلَّا يَعْلَمُونَ شَيْئًا مِنْ مَعْلُمَاتِهِ İnsanlar Allah-u Zülcelal'ın malumatlarından hiçbir şey bilmiyorlar. اِلَّا بِمَا o miktar ki شَاءَ Allah dilerse اَنْ يُعَلِّمَ öğretsin hum insanlara bihi o mayı minha o malumatlardan. O yuallime de bi ihbar rusulü. Rusulların ihbar, haber vermeleri suretiyle malumatlardan insanlara öğretmek istediği miktarı biliyorlar. Onun fazlasını ötesini bilmiyorlar. Oldu. Şimdi dikkat edin. Niye böyle tesir edeyim? Şimdi ayetin zahrine göre ayetin ne?
ayetin zahrine göre Allah'ın ilmi parçalanabiliyor. Bak diyor, insanlar Allah-u Zülcelal'ın istediği cüz'i bilebiliyorlar. Tamamını bilemiyorlar. E demek Allah'ın ilmi parçalamayı kabul ediyor ki hatta ki insanlar bir parçayı biliyorlar. Tamamını ne etmiyorlar? Bilmiyorlar. Getirdi dedi, elimden murat malumattır. Burada parçalamayı kabul eden Allah-u Zülcelal'ın malumatlarıdır. İlminin taalluk ettikleri şeydir. Yoksa ilmin kendisi, Allah-u Zülcelal'ın ilmin kendisini tecezzi, parçalamayı ne etmiyor? Kabul etmiyor. Bildiniz değil mi? وَسِعَ كُرْسِيُّهُ Allah-u Zülcelal kürsüsü kapsıyor. Neyi kapsıyor? اَسَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ Yedi kat göğü kapsıyor. وَالْاَرْضَ Ardı da ne ediyor? Kapsıyor. Şimdi bu ayetin manası ne? Allah-u Zülcelal semavat ve ardı. Allah-u Zülcelal'ın kürsüsü semavat ve ardı kapsıyor. Ne demek? قِيلَ اَحَاتَ İhate etmiş. قِيلَ اَحَاتَ İhate etmiş. İlmuhu, Allah-u Zülcelal'ın ilmi bihima. Yani Allah-u Zülcelal'ın kürsüsü semavat ardı ihate etmiş. Ne demek? Allah-u Zülcelal'ın ilmi semavat ardı kapsamış, ihate etmiş. Bu bir mana. Zahiri mana bu değil ama birinci sıraya bunu aldı. وَقِيلَ الْكُرْسِيُّ نَفْسُهُ Kürsünün kendisi. Allah-u Zülcelal'ın kürsüsünün kendisi müştemilun aleyhima. Semavat arda nedir? Müştemildir. Allah'ın kürsüsü semavat ve ardı içine alıyor. Niye? Li azametihi. Allah-u Zülcelal'ın kürsüsü o kadar büyüktür. Azametinden dolayı semavat ve ardı içine alıyor. Tabi bizim bildiğimiz bir cisimli değil. Çünkü bir tesavvür edildiği gibi tesavvür edilirse Allah huzurunda celada o kürsüde oturdu. Ona göre Allah'a bir cisimde ne yapılır? Tesavvür edilir. Oldu, onun tesiratına girmeyelim. Onun için zaten ahata ilmu bihima. Önce dedi Allah Zülcelal ilmi semavat ardı ihat etmiş. Kürsüsünden murat ilmidir. Ve kıyla el kürsüyü nefsü müştemil aleyman li azameti. İkinci mananın delili li hadisi مَسَّمَوَاتُ سَبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ سَمَوَاتِ سَبْعُ Allah-u Zülcelal'ın kürsüsünün içinde değildir. كَدَرَاهِمَ سَبْعَتِ كَدَرَاهِمَ سَبْعَتِ Yedi kat ne? Yedi kat gök kürsünün içinde değildir. اِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَتِ Yedi dirhem ki اُلْقِيَتْ فِي تُرْسِيِّ Türs kalkan. Kalkan içi biraz boş. Saç gibi. Ekmek sacı gibi. Yedi dirhemi o türsünün içine atarsan nasıl o türs büyük, o dirhemler küçük küçük her biri bir yerde kalıyor. O dirhemler, o yedi dirhem nasıl o türsü doldurmuyorlar ise yedi kat gök Allah-u Zülcelal'ın kürsüsünün içine Türsün içindeki yedi dirhem gibidir. O kadar kürsü nedir? Büyüktür. Ha bu manaya göre, bu hadisten yola çıkarak kürsüden murat kendisidir. Allah-u Zülcelal'ın kürsüsü semavat ve ardı ne ediyor? İhate ediyor. Hepsini kapsıyor. Hepsi o kürsüyü ne etmiyorlar? Doldurmuyorlar. وَلَا يَعُودُهُ يُسَقِّلُهُمْ Allah'a ağır gelmez. Allah'ı ağırlaştırmaz. Ne demek? Allah'a ağır gelmez, yük olmaz. Ne? Hizuhuma eyis semavati vel ardi. Semavat ile ardların hifzi ne etmiyor? Yer ve gökleri yer ve göklerin hifzi yani düzenlerin bozulmaması, havada durmaları, devamlarını sağlamak, yer ve gökleri bu şekil muhafaza etmek, kontrolde tutmak Allah'a yük değildir. Ağır değildir. Hiçbir şey değil. وَلَا يَعُدُوا يُسَقِّلُهُ حِفْزُهُمَا اِيِّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Semavat ile ardın, yedi kat göğün ve ardın hifzi kontrolde tutmak Allah-u Zülcelal'a ne değil? Ağır değil.
وَهُوَ الْعَلِيُّ Allah-u Zülcelal Ali'dir فَوْقَ خَلْقِهِ Bütün halkı üzerine Ali'dir. Neyle? بِالْقَهْرِ Galebetiyle, gücüyle bütün halkın üzerine nedir? Ali'dir. اَلْعَزِيمُ الْكَبِيرُ Allah-u Zülcelal nedir? Azimdir. Kebirdir. Neyle? Kudretiyle, ilmiyle, sıfatlarıyla Allah-u Zülcelal nedir? Büyüktür. Demek yüksektir demek kahriyle, galebetiyle, kuvvetiyle alidir. Azimdir, kebirdir demek sıfatıyla, ilmiyle nedir? Büyüktür. 255. ayet bitti. 256'ya mı geldik? Burada duralım. Türs dapti kim? Ters dedi. Bildiğin kadarıyla Türs'tür. Bir bakalım. Türs bildiniz nedir? Kalkan hani sağ eline kılıç alıyorlardı. Son eline de kalkan tutarlardı. Karşı taraftan gelen kılıcı ne etmek? Önlemek için. Tursul cem'u etras ve tiras ve turuz ve tireset safhatun minel fulazi tuhmelu lil vukayeti minel seyf ve nahviyi. Dabdi nedir? Tursul. Tamam. Dursun mu burada? Hadi nefakumullahu nefhanu billahi.